Eyvallah dostlar. Barikay Hakikat Müsademeyi Efkardan çıkarmış. Necmettin Hocam çok teşekkür ederim katkılarınız için. İbrahim Bey sizin de katkılarınız için. Benim kaygım şu. Bu Zeynep Ercan hanımefendi sormuş. Yani bu kırılma noktası ne? Bu metinde o Türk tarihinin özellikle o 16. asırdan sonraki Türkçe felsefeyi merkeze alarak, Türkçeyi resmi dil alarak o gelişme sürecinin, yeni devletin kurulma sürecindeki bütün tartışmaların olduğu mekan ya, burada da buna vesile oluyor. Burada tartışmayı açmak istedim ben işin doğrusu ve kırılma noktasını nerede falan deyince işte sağ olsun hocam da katkıda bulundu. Ben İbrahim Bey'in de söylediği gibi yani sorun şu. Eğer biz bu o dönemin sosyal karmaşasında işte o birçok farklı ekollerin değil mi tartıştığı ve sıkışan bir Türkistan'da bu güzel insan nasıl bir perspektif geliştirdi falan dediğimiz zaman özellikle o cezbe, aşk felsefesi üzerine kurgulanan yapıya dikkat ettiğimiz zaman ben diyorum ki bu bizim felsefi damar yani meşrai gelenek, sonra işraki gelenek, vahdedi vücut öğretilerini bir bütün şeklinde incelemek lazım bu perspektifi. Çünkü niye? Yesevi'ye baktığınız zaman İbn Arabi'nin perspektiflerinin yani o öğretiye dönüşen vahdedi vücut değil biliyorsunuz tecelli mezhebi, tecelli yolu falan daha sonra kurumsallaştı. Onun Ahmet Yesevi'de şeylerini buluyorsunuz. Yani bu Türkistan'ın İslamlaşmasında da Yesevi şeyin Hallacın ne kadar önemli olduğu da belli. Onun o cezbeli sunumuyla fizik metafizik irtibatını sağlayan kam kültürü de hazır bulunuşluğu var. Yani ve bakıyorsunuz ailesine hocalar denilen çok iyi bir aileden geliyor. Yani iyi yetişmiş bir aile. Ve Arslan Bab dediğimiz güzel insan, onu yetiştirmesine vesile olan güzel insanın hikmetlerinde de ondan birçok bahsediyor. Hakim Ata da Arslan Bab'dan bahsediyor. Ama her hikmette de Hamedan'ı yok. Yani ben şunu diyorum Yusuf Hocam, Necmettin Hocam. Bu tercih, tamam alternatifler verilmeli ama o tercihten ele alındığı zaman onun sizin buyurduğunuz Yusuf Sekkaki, işte Harezmli ve Hanefi alim, Ebu Necip Suhreverdi ya da Şihabettin Ömer Suhreverdi ile de irtibatları var. Onun için meşrai işraki süreç bunun için son derece önemli diyorum. Bu buralar niye ötekileştirilerek sunuluyor? Eğer bunu sunarsak o Zekeriya kardeşim, Candar Bey'in dediği bu. Yani siz bu perspektiften alırsanız Nakşilik tarafından Türkistan'da absorbe edilmesini kurumsallaştıktan sonra. Ondan sonra işte Hint-Pakistan bölgesindeki etkinliğini, Mezopotamya üzerinden Anadolu'ya gelmesini, Irak'taki, Suriye'deki etkinliğini, Halidi kolları, bugünkü ekonomi politik hale dönüşmüş, kendilerinin Nakşi olduğunu söyleyen ama Arap zihniyetini temellendiren bir perspektifi anlamak çok zorlaşır diye düşünüyorum. Ben o kırılma noktasının orada olduğu kanaatindeyim ve bunun da meşayi gelemeyim. O fizik metafizik irtibatını, Efendimizin vefatından sonra kıyamete kadar evrenselleştirecek o yeni bir din mi falan filan mezhep mi falan diyor değil. Bir üst dil oluşturma kaygısı. Çünkü yeni şartlar, yeni dönem ve eski paradigmalarla bugüne dair bir şey söylemenin imkanı yok. Batı diyor ki Platon'a düşülen dipnotlardır diyor. Ben de diyorum ki Farabi bu süreci sistematize eden adamdır. İbn Sina onu geliştiren insandır. O faal akılla İslamiyet'in evrenselliğini, o bilge yöneticinin temel vasıflarının neler olduğunu söyleyen insandır. Tahsil-i sade olarak söylüyorlar felsefenin ve dinin amacını. Bu dünyada refah dinini sağlamak. Mantık mifsah-ı sade, mutluluğun anahtarı. Ama o saadet-il kusva, ahiretteki o şeyi sağlayacak yapının nasıl olacağını bu felsefi dil ile kurguladıklarını düşünüyorum ben. Onun için de burada Türk geleneğini şunun için önemsediyorum. Malatya'da da söylemiştim. Diyorum ki bakın bu bizim Hallaç üzerinden o cezbe, aşk metafiziğini sistematize eden Yesevi'nin o itidalli perspektifini fakihlerin ve kelamcıların o keskin dilinden
kurtaran perspektifiyle biz bu tarafa geldik ya, sırf bunun için Suhre verdi. Necmettin Hocam işte danışmetli bizim Çorum'un olduğu bir de. Oradaki risalesini yazıyor, kendisini taltif ediliyor. İşte diğer bir, ben onu çok önemserim, işte danışmetli beyliğinin Türk kültürüne katkılarını. Bir de Artuklu, o Mardin'e gidiyor, orada da bunu sürüyor. O tecelli, o aşk metafiziği üzerine kurulu sistemi. Ama işte Arap dünyasına gidince öldürülüyor biliyorsunuz. Aynı İbn Arabi'de de bu süreç var. Yani ben şunu diyorum. Diyorum ki bu süreçte İbrahim kardeşin de katkısı için tekrar teşekkür ediyorum. Yani bir perspektif kesin diye oradan gittiğiniz zaman Arap ve Fars aklının dışındaki gelişen Türkistan Müslümanlığının, Türk aklının, Türkçe felsefenin ve Türk felsefesinin, bunların üçünü de ayrıca yapayım, temellerini de sapma olur diye düşünüyorum. O üst dil dediğimiz bu, yeni bir din dili dediğimiz bu. Biz bu gayretin içindeyiz, işin doğrusunu söylemek gerekirse. Ve benim diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün dostlara saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Çok teşekkürler hocam. Bir izinle ben bu kurumsallaşmadan kaynaklanabilecek problemler hakkında devam etmek istiyorum. Şimdi Ebu Hanife, İmam Maturidi ve Ahmet Yesevi. Bu üçü üzerinden gider isek şurada ne yapacağız, burada ne yapacağız? Bunları da düşünmemiz lazım yani. Bu konuda adım atarken bilinçli adım atmaya mecburuz. Ama işin siyasi kırılganlık tarafına çok fazla takılmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü siyaset üzerinden gittiğimiz zaman hani Azerbaycan ikimizden tek devletiz. Yeni paradigmamız nedir? Yurttası, cihazası, siyasi tür, sınırların değişmesi taraftarı değiliz. Herkesin bulunduğu yerde, hemen insan hakkı özgürlükleri çerçevesinde haklarını savunmadan yanayız, destek olmadan yanayız. Ayrıca kendi Türk soydaşlarımızla ilgili özel hassasiyetimiz var. Onların devletlerinin güçlü olmasını istiyoruz. Yapılan haksızlıklarda onların yanında bulunmak istiyoruz. İşbirliği yapmak istiyoruz. Ve bu esnada da tarihen yaşanmışlıkları bugünün problemi haline getirebilir miyiz? Böyle bir risk var. Bizim bu konuda ne düşündüğümüz, meseleyi nereye oturttuğumuz önemli. Yani bırakın bu hani arada mezhep farklılığı vesairenin bulunduğu durumları. Aynı mesele mensup olan mesela. Daha dün Beylikler dönemi tarihe baktığımız zaman dün bir sayılabilir. Anadolu'da Beylikler arasında çatışmalar yaşandı. Bunları fazla ciddiye alsaydık siyaseti, Anadolu'da Türk birliğini kurabilmek mümkün olmazdı. İşte Germiyan Bey'i tasfiye edilmiş, Aydınoğlu Bey'i tasfiye edilmiş zaman içeri. Bırakın Osmanlı'nın kendi içerisinde. İşte Karaman'dakiler Cem Sultan'ı tutuyor, Amasya'dakiler Kirli Bayezid'i tutuyor. Bunları tutan tarikatlar var. İşte Zeyniler bilmem Kirli Bayezid'i tutuyor. Hanefiler Cem Sultan'ı, affedersiniz tersi, Zeyniler Cem Sultan'ı tutuyor, Halvetiler Kirli Bayezid'i tutuyor. Dolayısıyla siyasi kaygılar, o üzerinden çatışmalar bizi ayrıştırmaya götürme potansiyeli riski taşır. Ama fiili olarak baktığımızda yani bu topraklarda bulunduğumuz yerden bakalım. Bizim geriye doğru tarayalım. Türklerin yaşadığı yerlerde Ebu Hanife ve onun yolundan gidenler var mı? Var. İmam Maturidi var mı? Var. Ahmet Yesevi var mı? Var. Başka şeyler de var. Ben önceki sözlerimde ifade etmeye çalışmıştım. Yani bunların bizim önümüzü aydınlatmaya yarayabilecek nesi var, nesi yok, hepsi bizim birikimimiz, sahibimiz. Bizim saman çöpünü birlikte heder etme gibi bir kürsümüz yok diye düşünüyorum ben. Bunlar önemli insanlar, önemli şeyler söylemiş. Bir de mesela Allah'a mansur, cezveye dayalı bakışı, anlayışı, gönül merkezli tasavvuf anlayışı. Bununla hukukun yerini doldurmak ne kadar mümkün onu da tartışmak durumunda. Şimdi doğrusan da cennet cennet dedikleri birkaç köşk bile birkaç uli isteyene versen anı bana seni gerektir. Hoşumuza da gidiyor. Biz de derslerde anlatıyoruz. Önemli olan ahirette uli değildir, bahçe değildir. Asıl önemli olan haktır, hakikattir, iyi
idardır, Cenab-ı Hakk'ın cemalidir diye bunlardan bahsediyoruz. İşte Ebu Suud Efendi ne diyor? Kelime-i şen'i'a Türkçe sarihtir diyor. Onu söyleyenlere işte şöyle şöyle ceza gerektirir diyor. Biz hoşumuza gitmiyor. Sevdiğimiz baş tacımız Yunus'umuzu dil uzatıyor. Hukuk lazım olduğunda kime bakacağız? Ebu Suud'a mı bakacağız? Yunus'a. Bak dedik ya bir Yunus Emre'ye bakalım. Ne bulacağız şeyde? Yunus Emre'de. Dolayısıyla insan Tanrı olmadığına göre bizim ürettiğimiz bilgi alanlara, hayata ilişkin değişik boyutlar bütünüyle hayattaki problemlerimizi çözmeye yetmeyebiliyor. Hukuk başka türlü işleyemezdi, işleyebilirdi. O da ayrı bir şey. Ama netice itibariyle biz de bu Suud Efendi'yi hiçbir zaman bir kenara bırakamayız. O da bizim hukuk alanımızda, pratik alanda önemli fonksiyonlar icra etti. Pek çok problemin çözümüne katkı sağlamış. Ona da dikkate almak mecburiyetindeyiz. Dediğim, rasyonel dünyamızın ihtiyaçları var. Duygu dünyamızın ihtiyaçları var. Biraz daha bu konularda rahat hareket etmeliyiz diye düşünüyorum ben. Yani. Birini ihmal evet. Yok, bu, müsaade etseniz bir kusur açıklamak. Mesela Yunus'un şu beyti benim çok dikkatimi çeker. Derviş Yunus bu sözü teyri duyuru söyleme, seni sigaya çeker bir molla kasır. Şimdi kendisinin eğri duyuru söylemesine engel bir şey olarak görüyor molla kasır. Onu da dışlamıyor. Hani 72 milletle bir gözle bakma diyoruz ya şimdi. Yani bu mekanizmanın içerisinde biz kişi kavgaya, kırılmaya dökmeden onunla Kasım'la da birlikte hareket edebiliriz. Belki onun da bize katkısını idrak edebiliriz. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Üstad, bir sanki olası bir yanlış anlama var. Benim söylediğim şu. Diyorum ki mesela Fatih ile Akşemseddin arasındaki sürece de dikkat edecek olursak, yani bu yapıların toplumsal etkisini müzakere etmek farklı bir şey. Devlette baskın olarak devlet politikasını belirlemeye başka bir şey tarihsel olarak. Günümüzde de bu tür şeyler var mı? Var. Bizim kaygımız o değil. Biz diyoruz ki o felsefi dille bunu nasıl kurgulayacağız derken hukuku bir tarafa bırakalım demiyoruz ama bu şimdiki mevcut yapının felsefi temelini, felsefi kurgusunu nasıl yapacağımız üzerine. Mesela Necmettin Hocam sağ olsun söyledi. Mesela ben Çorum'da yaşıyorum. Dolayısıyla Çorum, Alevi kardeşlerin baskın olduğu bir yer değil mi? Mesela bu soru bağlamında düşündüğünüz zaman eğer siz burada bu Anadolu Aleviliği teriminden çok rahatsız olan Caferi arkadaşlar da var ve Aleviliği bir mezhep olarak görüyorlar ve İsna Aşeriye fıkhına göre amel edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Anadolu Aleviliğinin Osmanlı tarafından değiştirildiğini, dönüştürüldüğünü, Yeniçerilerde yapıldığını söylüyorlar. Mevleviliğin ona dair hususlarını söylüyorlar. Anadolu Alevisi olduğunu söyleyen arkadaşlar içinde bir grup Alevisiz Alevilik üzerine bir kurgu yapıyor. Bunun dışında İslamiyet'le hemhal olan Yesevi çizgisinden, Bektaşi çizgisinden yaşanan bir yapı olduğunu söyleyen kardeşler var. Dolayısıyla bunlar günümüze doğrudan etkileyen ve ben burada can alıcı bir şekilde bu sorunu yaşayan kardeşlerinizden biriyim. Onun için de mesela Telafer'de şehitler olmuştu. Yetkili birisi ama onlar şeyi demişti. Ben yüreğime ateş düştüğü anlardan birisiydi bu. Yani bu perspektifle ne Türkiye'de iç barışı ne de o yakında Irak, Suriye ve Azerbaycan'da Güney Türkistan diyorum ben oraya işte Güney Azerbaycan'da ki yaşanan sorunlara çözüm üretmede sorun yaşarız. Yani onun için yeni perspektif, yeni din dili, felsefi arka plan derken kastettiğimiz bu sevgili aziz dostum ve çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.